Gelelim e, günün en flash gelişmesine ve aslında e, son dönemlerinde giderek ısıtılan ve her gün biraz daha yükseltilen yeni başlığına. Farkındaysanız Türkiye bundan 22 sene önce bir dikotomi, bir e, bir bir e, kutuplaştırma ikliminin içinde buldu kendisini. Bir tarafta. Kemalist Atatürkçü değer sistemini sürekli kaşıyan eylemler, mitingler. Diğer tarafta muhafazakar dini dünyanın değerlerini sürekli kaşıyan e, başörtüsü ve türban eylemleri ve bu iki e, miting katılımcılarının birbirini sürekli olarak kaşıyan, e, 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 taciz ettiği, birbirine sürekli olarak hakaret ettiği bir sosyolojik iklim. Ee, önce bir sosyolojisi yaratıldı bu meselenin. Asıl amaç Türkiye'nin muhafazakarlaşması ya da Türkiye'nin şeriata falan gitmesi değil. Bu ülkeye şeriat gelmez. Bunu her şeyden önce siyasal İslamcılar istemez. Çünkü siyasal İslamcılar son 22 yıldır zaten e, son derece rahat bir hayat yaşıyorlar. Her şekilde sübvanse ediliyorlar, sermaye transferi gerçekleşti, her yerde özgürce diledikleri gibi takılabiliyorlar. Sanki çok dindarmış ya da muhafazakarmış gibi yaparak aslında burada gayet güzel gemiler yüzüyor, ticaret hayatında gayet güzel işler görülüyor falan. Asla şeriat falan istemezler. Tam tersine hayat boyu aynen bu şekilde iktidarda kalmak ve tabii ki de sermaye transferini yaşamaya devam etmek isterler. Ona şüphe yok ve Türkiye'yi de bütün devlet mekanizmalarıyla yönetmek isterler. Ama öyle bir dünya yaratıldı ki sanki bu tırnak içinde layıkçılarla şeriatçılar arasında korkunç bir kavga e, bir şey varmış gibi. Sanki böyle ülkeye şeriat gelecekmiş de işte biz kaç kişiyiz eylemlerine katılan birkaç layıkçı teyze yüzünden gelemiyormuş gibi e, bir dünya yaratıldı. Bunun sosyolojik zemini bütün yeniden tarih yazımıyla kanaat önderlerinin ekranlara çıkıp abuk sabuk hikayeler anlatmasıyla iyice köklendi. Arkasından bunun siyasi formülü bulundu. Neydi o? Tıpkı Amerika'daki gibi iki siyasi parti meclise girsin. Onun dışında demokrasinin ve fikir özgürlüğünün hiçbir rengi temsil edilecek bir alan bulamasın. Ee, ve biz bu ya biri ya diğeri Hızır idi Yunus idi. İkilemine e, hapsolalım. E, ve bu da başarıldı. AK Parti ve CHP'den müteşekkil çift kutuplu bir meclis yaratıldı. Sanki biri diğerinin e, yaşam boyu düşmanıymış gibi ve birdenbire evlerin içerisinde Birbirleriyle hiç aslında böyle bir derdi olmayan insanlar acayip bir düşmanlık ve nefret ikliminin ortasında buldular kendilerini. Tabii sıraya sırada bunun medyasının yaratılması konusu vardı. O da büyük bir başarıyla yapıldı ve Halk TV'yi izleyenlerin, e, A Haber izleyenlerin dünyasından asla haberdar olmadığı, A Haber'i izleyenlerin de Halk TV izleyenlerin dünyasına hiçbir şekilde dokunmadığı, değmedi. gene çift kutuplu bir medya düzeni böylece yaratıldı. 22 yıldır mükemmelen götürülüyor. Ne zaman seçim dönemi yaklaşsa bu yükseltiliyor. Birdenbire bir takım videolar işte efendim e, bu şeriat isteyen kardeşlerimiz nedense hep seçimler yaklaştığı zaman da böyle daha güçlü bir şeriat talebiyle ortaya çıkıyorlar. Hani bunlar mesela niye 6 ay önce ortaya çıkmıyorlardı? Tam böyle seçim sandığına bir ay kala aniden adliyelerde, Alıtkabir'de, işte efendim meydanlarda e, bir anda boy göstermeye başlıyorlar. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ve birdenbire sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar üzerinden e, biz bu videoların paylaşıldığını, yayıldığını görmeye başlıyoruz. Kim yapıyor bunu? Kim istiyor bunu? Kim buradan kazanacağını düşünüyor? Bilmiyorum ama her zaman olduğu gibi yine bu e, çift kutuplu, kutuplu sosyoloji yükseltilmeye başlandı. Ben e, böyle bir dinamiğin Türkiye'de çok pase olduğunu ve geride artık bırakıldığını düşünüyorum. Böyle bir risk açıkçası hiç görmüyorum Türkiye'de. Açık konuşayım. Çünkü Türkiye bambaşka bir dinamiğe ve jeopolitiğe oturmuş bir ülke ama şu var e, Türkiye'nin yani şeriat değil ama Türkiye'nin orta doğulaştırılması yani Türkiye'nin cumhuriyet modelinden uzaklaşıp sanki böyle bir işte efendim Katar gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi İngilizlerin haritayla çizdiği bir coğrafyaya dönüşmesi ya da bir mülteci akınıyla demografisinin değiştirilmesi, sosyolojisinin değiştirilmesi gibi bir mühendislik olduğunu açıkçası görmemek mümkün değil. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Ha bu günün sonunda bir şeriat mı getirir sanmıyorum. Ama bu siyasal İslam'ın yayılma politikası zaten. Ee, bununla nasıl mücadele edilir? Valla muhalefetin hali ortada. Ee, hiçbir şekilde bunları konuşmayan, bunları dert etmeyen bir muhalefet var ee, ve paramparça olmuş bir muhalefet var. Onun için bu sosyolojiden çıkmanın hiç kolay olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Feyza Altun meselesini bu dinamiğin üzerine temellendirmek lazım. Çünkü Feyza Altun hani yıllardır var olan bir avukat, bir kadın avukat. Özellikle feminist alanda, kadın hakları alanında kendi bireysel travmalarından da neşet eden. Bunu defalarca anlattı. Kendisi de bir taciz hikayesi olduğundan bahsetti. Dolayısıyla sürekli olarak kadınların yanında duran, onlara gönüllü destek veren bir kadın avukat olarak çok yükseldi. Son dönemde de e, Dilan Polat davası üzerinden aslında bir kanaat önderi gibi konumlanmıştı ve e, tamamen Mavra'nın döndüğü diyebileceğim Yani işte bir tweet yazılıyor. Şey ona e, bir bir kullanıcı e, Twitter kullanıcısı e, Feyza'ya ironik e, dalga geçen bir tweet yazıyor. O da ona gene aynı tonda bir cevap veriyor. Mesele buydu yani aslına bakarsanız. Ve buradan birdenbire önce bir gözaltı kararı, arkasından bir tutuklama talebi. Dava dosyası nasıl ilerledi önce onu anlatayım isterseniz. Feyza Altun'un işte efendim vay sen dinimize küfrettin, şeriata küfrettin şeklinde bir suçlamayla gözaltına alındığını biliyorsunuz. Bir savcı ve 13 polis dün öğlen saatlerinde evine geldiler ve oradaki mekanda bir arama yapmak istediler. Avukatları ve Feyza'nın kendisi buna engel oldu dedi ki yani nedir suçlama? Önce çünkü suçu görmek lazım. Hangi suçla iddianamede savcı böyle bir talepte de bulunuyor? Dediler ki işte 216. 216 nedir? Yazdığınız bu tweetle halkı kin ve nefret ile e, işte efendim tahrik etmek e, böyle bir şeye teşvik etmek. Yani onu siyasetçiler mükemmelen yapıyor zaten Feyza'ya veya bir başkasına. ihtiyaç çok yani halkı kine teşvik etmek için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanı var kindar nesil diye. Daha ne desin yani? Şimdi dolayısıyla o, o iş Feyza'ya kalmamış gözüküyor benim gördüğüm Feyza da diyor ki o zaman neden cep telefonumun şifresini istiyorsunuz veya buradaki bütün dijital dokümanlarla ilgili bir arama yapmak istiyorsunuz buna engel oluyor bunu reddediyor çünkü diyor ki yani suç delili nedir cep telefonudur e, iyi de ben zaten söylüyorum size tweet'i ben yazdım diyorum. Dolayısıyla araştıracağınız, inceleyeceğiniz başka bir döküman yok bu cep telefonunda demiş ve şifresini vermemiş. Arkasından e, Beykoz adresine getirildi malumunuz. Önce işte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcı bir tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye Feyza Altun'u sevk etti. E, sabah saatlerinde, e, sabaha karşı saatlerde ifadesini verebildi ve arkasından da nöbetçi mahkemenin kararı açıklandı serbest kaldı nasıl serbest kaldı adli kontrol şartıyla ne demek o haftada iki gün gidecek imza verecek karakola adli kontrol şartı budur yani ben kaçmadım buradayım hakkımda bir soruşturma süreci varsa Bununla da ilgili olarak hani geleceğim ve burada ifademi vereceğim diyor. Aslına bakarsanız adli kontrol şartı budur ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hani soruşturma boyunca ülkeyi terk etmesin denilerek tam. Evine geldi sabah saatlerinde birdenbire bir itiraz kararı açıklandı. İki kişi temsil ediyor bu arada Feyza Altun'u. Bunlardan biri Emrah Bey, e, diğeri de Oğuzhan Bey. Oğuzhan Aslan, müvekkilimiz ve meslektaşımız haftanın iki günü imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü bu aşamada serbest bırakılmıştır diye açıklama yaptı. Diğer avukatı Emrah Bey de müvekkilim ve meslektaşımla vatan emniyette birlikte için bu açıklama niye önemli? Çünkü şöyle bir iddia vardı sosyal medya üzerinde Feyza Altun'la ilgili aslında tweetle değil daha çok Dilan Polat sürecinde e, Dilan Polat soruşturmasına bakan ilk savcı olan Gökalp Köklü'nün bir işte efendim sosyal medya grubu kurduğu vesaire bunun üzerinden dezenformasyon ya da davayı yönlendirecek manipülasyon yaptığı iddiaları vardı. Kendisi de bu anlamda soruşturmaya uğradı biliyorsunuz Gökalp Köklü. Burada Feyza Altun'un da bir işte efendim ilişkisi olabilir, bir irtibatı olabilir. Bu da inceleniyor filan gibi iddialar vardı biliyorsunuz. Onun üzerine Emrah Bey böyle bir açıklama yaptı. Okuyalım ne demiş. Müvekkilim ve meslektaşımla vatan Emniyeti birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan bir takım yanlış ve ard niyetli paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum. Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Kendisi hakkındaki iddia halkı kin ve düşmanlığa tahriktir. Bunun dışında da hiçbir suçlama bulunmamaktadır. İsnat olunan suçun kanunda tanımlanan şeklinin oluşmaması bir yana. Bence de yani bir tane bir tweet yazdı diye halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç isnat edemezsiniz. Yani gerçekten öyle. Hani tweet zevzekçe bulabilirsiniz. Kendinize hakaret edilmiş düşünebilirsiniz. Açarsınız bir tazminat davası. Bu nedir yani? Yani ceza davası filan e, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olan erteleme paraya çevirme ve e, hak gibi alternatif hükümlerinin alınması kuvvetle muhtemel olan bir suç isnadı. Nedeniyle her gün adliyede olan hakkındaki her şikayette dahi daha çağrılmadan savcılığa ifade vermeye giden bir avukatı gözaltına almayı hukukla izah etmek biz hukukçular için mümkün. Değildir. Türkiye'de rejim tartışmaları 29 Ekim 1923'te son bulmuştur. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan 1928 yılında çıkarılmıştır. Laiklik 1937 yılında anayasaya girmiş ve yürürlükte olan anayasamızda da laiklik anayasanın değiştirilmesi teklik lif dahi edilemez kuralı haline gelmiştir diyor. Ee, özel olarak bunu açıklıyor. Bu diyor galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız. Müvekkilim buraya başı dik girmiştir. Buradan da başı dik çıkacaktır diyor. Hakikaten de e, Feyza'nın e, girerken yaptığı açıklamalar ve verdiği fotoğraflar var. Fotoğraflar bunlar. Açıklamayı hatırlayabiliyorsak görebiliyorsak elimizde video varsa Efe'cim girerken Yaptığı bir açıklama var. Türkiye layıktır, layık kalacak diyor Feyza Altun. Onu verelim çünkü çıktığı zamanda yaptığı bir açıklama var. Onu da ekrana getireceğiz. Efe şimdi bulur iki videoyu da diye düşünüyorum. Böylece kendisiyle ilgili bir serbest bırakılma ama soruşturma veya yargı sürecinin devamı yönünde karar verildi. Ve Feyza evine geldi sabah saatlerinde. Ama... Feyza Altun evine geldikten birkaç saat sonra bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu Beko Beykoz Adliyesi'ne girerkenki görüntüsü izleyelim. Şey Türkiye layık bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek. Böyle dedi e, ve çıkarken de gerçekten de sakin bir şekilde evine e, gitti. Giderken de yani serbest bırakıldığında da şu açıklamayı yaptı. Onu da duyalım. Ha Efe onu ayarlıyor şu anda. Peki okey. E, eve girdikten birkaç saat sonra ha, geldi peki. E, zaten söyleyeceklerimi söyledim. Günlerdir de söylüyorum. E, tam iki gece sanırım. İki gece binlerce e, şeyle tweetle beni kılıçtan kesirip geçirip cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim. Ee, üzücü tabii yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları görebiliyor olmak ve bunun karşılığında gözaltına alıyor, alınıyor olmak. Ama neyse ki hala hukuku ve hukuk kurallarını takdir edebilen hakimlerin olduğunu bilmekte. İçimi bir nebze rahatlattı. Söyleyeceğim tek şey var. Türkiye layık bir ülkedir. Ben cumhuriyetçi bir kadınım. Ee, Atatürk milliyetçi bir Türk kadınıyım. Ee, ve Türk kadınlarının Türkiye'deki kız çocuklarının kazanımlarını, medeni haklarını geriletme ihtimali olan herhangi sistem ve düşünceye karşı bu kadar. Daha başka aynı şeyi söyledim, söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. Avukatlarım onlara başladılar zaten. Şimdi ben iki gündür bakamıyorum, telefonum da bende değil herhangi bir şekilde. Zaten yapacaklar, uzaklaştırma taleplerinde de bulundular. Büyük ihtimalle hani polis koruması da talep edecekler anladığım kadarıyla ama Tehdit edenden daha çok seven olduğunu ve destekleyen olduğunu görmek bence çok kıymetli bir şey. E, bu ülkenin e, çok ciddi bir e, Atatürk milliyetçisi ve Atatürkçü bir e, toplumu var. O, onu görmek tekrar da içimi süsertti. Dedi. Bu açıklamayı yaptıktan sadece bir buçuk iki saat sonra Feyza hakkında hakkındaki e, serbest bırakılma kararına Cumhuriyet Başsavcısı, Beykoz Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Doktor Barış Duman, Beykas Savcısı e, ve e, dedi ki tekrar tutuklama kararı çıkartılması yönünde yeniden e, a, mahkemeden bir e, talepte bulundu. Birkaç saat içinde bu da netleşecek. Bir hemen isterseniz e, Feyza Altun'un e, avukatına bir hemen iki dakika soralım yeni bir gelişme var mı diye bir saniye lütfen. Siz de bu son dakikayı böylece duymuş olun. Emrah Beyciğim ben yayındayım. izniniz olursa sadece 30 saniyeliğine sesinizi yayına verip son durumu teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyor. Ha, i̇zin vermedi. Peki ee, son durum nedir peki onu sorabilir miyim? Karar beklenin. Ha, siz de itiraz yaptınız. Peki evet. tamam teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Teşekkürler. Ee, evet Feyza Hanım demiş ki ya hiç kimseye konuşmayalım ee, bir e, sakin bir şekilde kararı bekleyelim. Son durum şu Beykoz e, savcısı e, Feyza Altun'un yeniden tutuklanması yönünde tutuklanarak yargılanması için e, bir talepte bulundu mahkemeden. E, aynı şekilde Feyza Altun'un avukatları da başsavcının bu talebine itirazda bulundular. Şimdi bugün bitmeden birkaç saat içerisinde bu karar çıkacak. Bakalım ne yönde bir karar çıkacak. Biz de tabii ki takip ediyoruz. Tıpkı e, Feyza Altun avukatları gibi biz de bu meseleye bakıyoruz. Türkiye'de hak mücadelesi e, adliyede sadece siyaset üzerinden gerçekleşmiyor. Türkiye'de hak mücadelesi ekonomi üzerinden de gerçekleşiyor. İçiniz şişmiş 45 dakikadır size Türkiye'nin gündemini anlatıyorum. Biraz farklı bir konuya gidelim isterseniz. Ee, biraz farklı bir konuya gidelim isterseniz. Ee,